Merhaba arkadaşlar. Bugün borsa ile ilgili grafikleri okuyabilmeniz için alıştırma yapabileceğiniz bir site göstereceğim. Grafikleri okumak teknik analiz için önemli. Çok indikatör kullanmıyorum ben bildiğiniz gibi. Bunun için grafiklerin ne anlama geldiğini bilmeniz ve onu okuyabilmeniz gerekmekte. Eğitim içerisinde grafikleri nasıl okuyacağınızı söylüyorum. Şimdi siteyi göstereceğim sadece. Buradan alıştırma yapabilirsiniz siz de. İlk başta eğitim almadan yapıp daha sonra eğitim aldıktan sonra neler değiştiğini siz de görebilirsiniz. İlk başta tabii risk hesaplamaları, otur hesaplamaları herhangi bir hesaplama yapmadan sadece sitenin fonksiyonunu göstereceğim size. Chartgame.com sitesi. Burada ilk geldiğinizde bir oyun başlatıyorsunuz. Ana ekrandan bir oyuna giriyorum şimdi. Girdiğim oyunda Next Bar dediğimde bir sonraki çubuk geliyor. Buy dediğimde alış işlemi gerçekleşiyor. Short dediğimde açığa satış işlemi gerçekleşiyor. Ben çok indikatör kullanmadan bu işlemi yaptığım için size göstereceğim şimdi. İndikatör kullanmadan bir sonraki gün saat 9.35'te Amerikan açılış saatleri bunlar. 9.35 IM diyor. Borsa açılmış oldu. Çok yukarıda açıldı. Ama işlem görmüyor şu anda. Aşağıya doğru dönmeye başladı. Bir sonraki grafiğe bakacağım. Benim için yeterli bilgi değil. Direkt aşağıya gidiyor. Bundan sonra yukarı çıkabilir. Yukarı çıkıyor gördüğünüz gibi. Yukarı çıkma yeterli olmadı. Short diyeceğim. Gördüğünüz gibi tersine çıktı. Short ettiğim. Bullish görünüyor. Short'u kapatacağım. Buy diyeceğim. Gördüğünüz gibi işlem üst üste gelse de bu tür örneğin 3 bar yukarı gitti. Bu şekilde bu oyunu oynayarak her bar, her çubuk 5 dakikayı göstermekte. Burada saati görüyorsunuz. Şimdi pozisyonu kapatayım, sell diyeyim. Burada kar zarar işlemlerini de görüyorsunuz. Bir sonraki çubuk diyelim. Şurada bir trend olduğunu düşünürseniz, pardon, bir rahatlama bölgesi olduğunu düşünürseniz daha onu geçmediğimizi görüyoruz. Şu anda geçtik. Geçme durumunda buy diyeceğiz. Aldık. Next bar. Burada satıyorum. Tabii ben burada işlemleri göstermek için size gösteriyorum. Tekrar burada basit alım satım işlemleri var. Tabii normal işlem yaparken örneğin işlemlerin pozisyon yönetimi deniyor buna. Örneğin işlemler belli seviyelere geldiğinde yavaş yavaş yukarı doğru çıkarken yavaş yavaş satıyorsunuz ve pozisyonlarınızdaki karlarınızı korumuş, geri kalanı da devam ettirmiş oluyorsunuz. Bu sitede öyle bir özellik olmadığı için basit bir site, sadece grafikleri öğrenmeniz için kullanabileceğiniz bir site. Alım satım işlemleri gelişmiş olan site, alım satım şeyleri tabi burada yok. Grafikler üstünde okuma yapabilmeniz için bir site. Burada işlem hacminin büyük ve yukarı doğru gidişin çok olduğunu görüyoruz. Burada buy diyeceğim tekrar. Evet.
Burada bir kararsızlık oluştu. Saldayım. Şu anda örnek olarak size şeyi gösteriyorum. Buradaki kazancımız işte ortalama %1.8 gibi oldu. %1.6 kaybımız oldu. Bunun gibi siz de deneyebilirsiniz. Örneğin tekrar şurada biraz buraya bir yarış gibi görünüyor. Aşağıya gidecek gibi yani görünmekte. Yukarı çıktı, devam etti. Büyük bar. Devam edecek bundan sonra. Saat 12 oldu. 12'de öğlen arası olduğu için biraz borsalar yavaşlar. Burada da satmış olayım. Gördüğünüz gibi yaptığım 5 işlemden 4'ü karlı oldu. %81 başarı oranımız oldu. Bundan sonra ne geleceğini ben bilmiyorum. Siz de aynı şekilde bilmediğiniz bir görüntü üstünde bu oyunu kullanarak borsada nasıl işlem yapılıyor, grafikler nasıl okunuyor bir araştırma, alıştırma yapabilirsiniz. Daha sonra eğitimimi almak istiyorsanız, eğitim aldıktan sonra bu grafikleri nasıl okuyacaksınız, ne farkınız oluyor onu görebilirsiniz. Bu 5 dakikalık grafik üstünden olan bir oyun. Swing Trading oyunu da var. Yani günler üstünden alım satım yapan bir oyun. Ama dakikalık ya da yarım saatlik grafikler üstünden alıştırma yapmanız sizin için daha iyi olur. Normal Borsa İstanbul hisselerini de takip ediyorsanız. Çünkü günlük verileri gözetleyerek geleceğe dönük işlemleri test etmeye çalışırsanız her gün bir veri geldiği için çok uzun sürer bu. Ama her dakika bir veri geldiği için daha kolay alıştırma yapmanız. Eğer gerçek hayatta, örneğin yarından sonraki günler için böyle bir testi kendiniz gerçek verilerin üstünden yapmak istiyorsanız bu oyun dışında böyle bir yöntem seçebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Eğitim için bilgi almak istiyorsanız e-mail adresimden koraygucu@gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bye bye.